Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Sefer Huy. Bu dersimizde 7. sınıf matematik konusu olan cisimlerin farklı yönlerden görünümleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Şekildeki yapının üstten görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ben üstten bakacağım zaman göreceğim yerler, bakın bura, bura ve burası olacak. Aslında sen böyle baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yana gelmiş kare göreceksin. Bakalım. 6 tane yan yana gelmiş kare B seçeneğinde mevcut. Şekildeki yapının sağdan görünümü aşağıdakilerden hangisi? Sağdan bakacağım zaman ben göreceğim yerler arkadaşlar bakın şuralar olacak. Yani aşağıda bir dörtlü grup göreceğim. Tepesinde hemen şurada şöyle üçlü olacak arkadaşlar. Bunun da üstünde bir tane daha olacak. Bu da hangisi olur? Cevabım D seçeneği. Şekildeki yapının soldan görünümü aşağıdakilerden hangisi? Soldan dediği yer burasıymış. Şurada bir iki kat göreceğim. Şöyle sıralı bir dörtlüğüm ve tepede bir tane karem olacak. Bu hangisi olur? Bakın arkadaşlar sıralı dörtlü. Şurada ikili. Tepede şurada bir tane daha olacak. İşte bu. Cevabım A seçeneği. Şekildeki yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Önden bakacağımız zaman arkadaşlar sen bir bunu yüzü görürsün. Bir bu yüzü, bir burayı. Bir de yanlarda şunu göreceğim. Sen bu ikisini yan yana görürsün. Tamam mı? Bu ikisini yan yana göreceksin. Bununla da bunu zaten yan yana göreceğiz. O zaman şöyle bir şekil olacak karşımıza. C seçeneği. Bakın bu buraya denk geliyor. Burası buraya. Bu buraya denk geldi. Burası buraya denk geliyor. Hemen tepede de bu var. Tamam? Şekildeki verilen yapının önden, üstten ve sağdan görünümleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş? Şimdi ön tepeden bakacak olursak burayı göreceğim. Burayı, burayı, bura, bura ve burayı görürüm arkadaşlar. Hangisi olabilir? Bakın üstten burası tam şöyle diğer kanal olsun bakın. Burası buraya denk geliyor. Bura buraya, burası buraya. Arkadaşlar şunu inceleyelim. Bu daha gerçekçi duruyor. Burası bura, bura. Burası buraya denk geliyor. Bura buraya denk geliyor. Bu da buraya denk geliyor. Yani üstten görünüm bu şekilde olmalı. Bu doğru. Bu ters yapmış. İki şıkkım gitti. B ve D gitti. Şimdi sağdan görünüme bakalım. Sağdan görünümde şurada bir sıralı üçlü göreceğim. Hemen arkadaşlar tepesinde yanında şurada bir ikili olacak. Bakın şu yüzü göreceğim. Şöyle. Şöyle ben çizeyim. Tarif etmesi yoksa zor oluyor. Hemen yanında bir ikili olacak. Arkadaşlar onun da hemen yanında bir tane birli olacak. Bu nerede var? A seçeneğinde var arkadaşlar. Cevabım A. Şekildeki yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Önden bakacağım zaman ben burayı, burayı ve burayı göreceğim. Yalnız bunun ikisini yan yana görmüş olacağım arkadaşlar. Bu da hangi seçenek yapar? Yani şu ikisini yan yana göreceğim. Bu da D seçeneği yapar. Tamam. Aşağıdaki görünümlerden hangisi şekildeki yapıya aittir? Bakalım. Şimdi üstten bakacak olursam şurada şöyle bir dörtlü, hemen önünde bir, bak şurada şöyle bir dörtlü dedim, önünde bu olacak. Bu ikilinin yanında bir tane daha olacaktı ki bu görünüm buna ait değil. Gitti. Peki, neye bakalım? Soldan görünüme bakalım. Soldan bakacağım zaman şurada bir ikili görürüm arkadaşlar. Şöyle bir ikili, hemen yanında bir ikili daha göreceğim. Yanında bir tane birli. Nerede var? İşte B. B şıkkı. Şekildeki yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Önden bakacağımız zaman gençler burayı göreceğim. Burayı, bura, bura, bura ve burayı göreceğim. Şurayı böyle dümdüz bir üçlü gibi göreceğim. Yanında hemen bir ikili. Onun yanında hemen 2, 3 şeklinde şöyle bir şey olacak.
Cevabım A seçeneği. Tamam. Şekildeki yapıyı oluşturmak için kaç tane birim küp kullanılmıştır? Şurada 3 tane var. Burada 4 tane var arkadaşlar hemen yanında. 2 tane burada var, birer tane de burada var. 1, 2, 4, 8, 11 tane kullanılmış. Bir tane eksik mi saydım diye bir kontrol edeyim. 2, 4, 8, 11 tane. Yanlış mı görüyoruz? Yo, doğru saydık. 3, pardon, şurası da 3. Neden 2'ye attık biz? 3 burası. Bakın hemen yan yana. 3, 6, 10, 12 tane. Tamam. Şekildeki yapının üstten gördüğüm aşağıdakilerden hangisidir? Üstten bakacağım zaman bunun ikisi yan yana görünecek. Arkadaşlar bunun ikisi de yine yan yana görünecek. O zaman üstten baktığım zaman dediğim şekilde olacak olan hangisi var? Bakın şurası üstten bakacağım zaman yan yana görünecek. Hemen yanında bu yine bu şekilde. O zaman üstten görünümümüz hangisi oluyor? İşte B seçeneği. Sağdan görünümü şekildeki gibi olan bir yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sağdan görünümü bu şekilde, yani sağdan baktığım zaman şöyle bir üçlü ve tepede, yani şurada bakın şöyle bir kare düşünün arkadaşlar. Bakın sağdan şöyle bir üçlümüz var ve bunun üstünde bir tane daha var. Yani şurada baktığımız zaman, sağdan baktığın zaman şu hizada arkadaşlar iki tane olacak, tamam mı? Önden görünüm hangisi olamaz bize diyor. Önde bir tane olabilir arkadaşlar. Önde bakın sadece şu şeklin bundan oluştuğunu düşünün. Önde sadece bu olur, tamam mı? Bir de bunun diğer yüzünü görürüm. B seçeneği olur. Sonra inceleyecek olursak arkadaşlar bu olabilir mi? Bunun olacağına dair bir, bu dursun A şıkkı, C şıkkını inceleyelim. C şıkkının önden görünümünde C şıkkının olma ihtimali olamaz. Neden? Çünkü ben bunun diğer yüzünü şu tepede görmeliydim. En kötü ihtimali. C şıkkının olma durumu söz konusu olamaz. Tarık ve Can şekildeki yapıyı bulundukları noktalardan aşağıdakilerin hangisi gibi görürler? Şimdi bakalım. Tarık önden bakıyor. Tarık önden bakacaksa şurada bir dörtlü görecek. Bunun hemen hizasında 1, 2, 3 yani bir 5 kat görecek. Tamam mı? Şunun hemen hizasında. Bunun da hemen arkasında bir kat var. Yani şöyle bir Tarık 5 kat görecek. Şurada bakın. 2, 3 de tepesinde olacak. 5 kat olacak. Yanlış mı görüyoruz? Pardon, 5 kat değil. Bu bununla aynı hizada 4 kat görecek. Tarık en solda 4 kat olacak. Olmaz, olmaz. Hemen yanında 3 katlı olacak. 2, 3 kat. Tarık'ınkiler doğru. A ve D'deki gibi olacak. Yandan baktığı zaman Can şöyle bir üçlü, tepede 1 kat, sağda 3, bir de bu 4 kat görecek. D seçeneği. Şekildeki yapıların hangilerinin önden görünümü aynıdır? Birinci şekle bakacak olduğum zaman önden görünümü arkadaşlar şöyle bir üçlü olacak. Yanında bir ikili. İkinciye bakacak olursam ön yüzde bunu göreceğim. 3 tane. Sağında bir tane bunu göreceğim. Üçüncüye bakacak olursam önden bunu göreceğim. Sağında hemen şu ikiliyi göreceğim. O zaman cevabım 1 ile 2 arkadaşlar. 1 ile 3 cevabım C seçeneği. Aşağıdaki yapılardan hangisinin önden ve üstten görünümü aynıdır? Şimdi bakalım. A seçeneğine bakacak olursak
Önden göreceğim kısım şurası arkadaşlar. Bir üçlü olacak şu şekilde. Yanında bir ikili ve yanında bir birli olacak. Üstten bakacak olduğum zaman dümdüz şurayı görürüm. Aynısı olmaz. Önden buna bakacak olursam şöyle bir B şıkkını yapıyorum. Önden görünümü. İkili hemen üstünde bir bu olacak. Üstten görünüme bakacak olursam şunu göreceğim. Arkadaşlar hemen yanında bunu görürüm. Bakın aynı çıktı. O zaman cevabım B seçeneği. Şekildeki yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Önden arkadaşlar göreceğim kısım şurada bir üçlü. Yanında hemen bir birli olacak. Bir tane kare. Bunun da yanı arkadaşlar bakın bunun üçü yan yana gözükür. Yine bu da bu şekilde olacak. Cevabım B seçeneği. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle.